Arkadaşlar nereye geldim? Adıyaman'dayım. Adıyaman'da bir günde resmen dünyaları yemeye geldim. Çok güzel bir şehir, muhteşem bir yerde. Neyle başlayacağız arkadaşlar? İnanılmaz güzel bir... Evet, chat'teki Adıyamanlılar bir ne alayım. Kahvaltıyla başlayacağız tabii. Hemen ne yapalım? Önce alışverişimizi yapalım. Çünkü çok farklı bir konsept yapacağız. Önce gideceğiz çarkülerimizden, malzemelerimizi alacağız. Sebzemizi alacağız manavdan. Ardından gidip çay ocağında onu afiyetle tükeceğiz. Tabii fırına da gideceğiz. Farklı çalışmalar olacak. Baba, ben böyle videoları izlemeyi şöyle seviyorum. Bir kere İstanbul'da ya da çevresinde yaşayan insanların bu işte farklı şehirlerdeki kültürlere aslında ne kadar özlem duyduğunu hissediyorum. Yani cümleyi tam kuramadım ama çok enteresan alışkanlıklar var. Onlar çok hoşuma gidiyor benim. Hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi nereye geldik? Akdeniz şarküteriye geldik. Söylediğim gibi buradan ne alacağız? İşte balımızı, kaymağımızı, sucuğumuzu, zeytinimizi alacağız. İçeri girelim. Aldıktan sonra hemen yanındaki fırına geçeceğiz. Şöyle siyah zeytinler dolduruyor. Yanına da biraz yeşil alırsam aslında alacağım. Şimdi kahvaltı mı yapıyor? Bir dakika, ben bu videoyu harbi içinden geçeceğim. Bunların kiloları ne kadar? Siyah mesela ne kadar? 60 lira. 60 TL, evet, süper. Baba izledim yani, bir şey demek istemiyorum, götümden attım da. Yağlar eklendi, şimdi de yeşilde sıra. Bunun kilosu ne kadar? 80 lira abiciğim. Bu da 80 TL. Tamam, bu kadar yeterli, süper. Evet, poşetinden şöyle çıkarıyorsun. Bu ne oluyor? Adıyaman usulü Adıyaman mi oluyor? Adıyaman peyniri, evet. Adıyaman peyniri, evet, olarak geçiyor. Adıyaman peyniri. Hafif tuzlu. Hafif tuzluysa süper. Su da bekletmeye gerek yok. Hayır. Bunun kilosu ne kadar? Bunun kilosu 110 lira abi. 110 TL, muhteşem. Çok merak ediyorum bunun tadını. Evet, kaymaklarda kendini... Deminki sivitim GNP'den arkadaşlar. Benim zaten adam bana bir koli mal yolladı. Al giyersin diye. Üzüldü herhalde siyah tişört giydiğim için. Konuştuk onlarla. Benim giydiğim bütün o renkli şeyler falan GNP'nin. Gösterdi. Bu ne kaymağı o? Semser. Bu orijinal Adıyaman'ın kaymağı. Adıyaman her şey. Bu ne baba, Adıyaman, her şeyi Adıyaman harbiden. Bal pekini. Balımız da aynen sincir yine balı. Yine Adıyaman. Adıyaman balı. Şöyle balığı yavaştan yavaştan musluğunu açtın sen onu. Bu ne balı demiştik biz? Sincik balı. Sincik. Sincik balı, süper. Hadi hiç yaman tatmadım daha önce. Uf, bunun da demir gibi yapar, demir. Bunu merak ediyorum. Yöresellerimizi aldık arkadaşlar. Siyah zeytinimizi, peynirimizi. Bir parça da sucuk alalım, yan tarafa geçeceğiz. Çünkü ekmeğin arasında pişireceğiz o sucukları. Evet, sucuk da çok güzel, of, gözüküyor. Bu kasap sucuk mu oluyor? Evet, evet. Siz mi yapıyorsunuz bunu? Özel yapıyoruz. Şöyle sucuğu, o dışındaki kabuğunu... Neyi abi? Zihni, zihni demir gibi yapar. Zihnim böyle... Kafası böyle taş taş olur kafa. Herhalde olay bu şekilde oluyor. Aynen. Şarküteriden alıyorsun böyle sucuğunu. Yan taraftaki fırına götürüyorsun. Evet. Ben bunu çiğ yemeye bayılıyorum ya. Ben midemde kurt da çıkmıyor. Hiçbir şey de olmuyor. Öyle yapmayın. Ben yanlış olduğunu biliyorum. Hep konuşuyoruz sucuk görünce ama. Çiğ sucuğa bayılıyorum. Ekmeğin üzerinde pişiriyorlar. Sen de afiyetle tüketiyorsun. Evet arkadaşlar, sebzeciye geçtik. Bunun patlıcanın kilosu 10 TL'ymiş. 10 lira. Bundan bir tane alacağım. Şöyle biberler var arkadaşlar. Bunun da kilosu 10 TL'ymiş. Bundan da şöyle 4 tane aldım kendime. Tamam. Yayla domatesi alıyorum. Bunun ne yapıyor şu an? Malzemeleri alıyor. 2 adet aldım. Hemen parasını ödeyelim. Kasaya geçelim. Daha sonra fırına geçeceğiz. He, yani fırına gidip pişirtirecek. Her birinden birer ikişer alan oluyor mu böyle abim? Oluyor. Süper. 10 TL. 10 TL miydi? Hemen bunun da fiyatını verelim. Kahvaltı. Hemen fırına geçiyoruz dediğim gibi. Evet. Arkadaşlar içeriye girdik. Kolay gelsin bu arada. Bak, bunu mesela önceden de İstanbul'da bunu yapsa street amına koyayım derler diye düşünüyorum. Yani benim bildiğim bölgelerde. Şöyle yapılıyor. Bak burada şişler var. Şişleri ne yapıyorsun? Kendin böyle geçiriyorsun sebzeyi. Aynı şekilde biberleri de şöyle tek tek geçireceğim. Daha sonra veriyorsun. Abilerimiz de ne yapıyor? Bunları pişiriyor. Piştikten sonra alıyorsun. Ondan sonra afiyetle tüketiyorsun. Muhteşem bir şey bence bu. Domatesleri şişlemeye gerek yok dediler. Şöyle verelim. Pişirim ne kadar abim? Çok enteresan, bak Urfa'da da bu. Burada... Pişirim ücretsiz dedi. Ya da İstanbul'da bunu yapsan der ki adam, vallahi abi 50-40 lira bir şey at ya. Aynı şekilde Adıyaman'da da varmış. Pişirim ücretsiz. Çok ilginç. Çok güzel bir şey bence. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle sucuğumuzu da verelim. Abilerimiz burada bize sucuğu da pidenin içine ekliyorsunuz değil mi abim? Evet. Tamam. Bunları da verelim hemen. Bunlar da pişirsinler, sonra afiyetle tüketmeye. Çok güzel kafa ya. Evet arkadaşlar, patlıcan ve biberle taş fırına giriyor. Odun ateşi mi yapıyorsunuz? Evet. Evet, odun ateşinde yapılıyor. Kaç dakika demiştiniz buna? 15. 15 dakika sonra görüşürüz. Evet, Musa Aslan kolay gelsin tekrardan. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Şöyle gösterelim, yakından çekelim. Bu Adıyaman'da yapılıyor, yanlış mıyım? Evet, doğru. Ha, ne yapıyorsun? Böyle sucuğu çiğ halde. Evet. Şöyle hamurun üzerine ekliyorsun. Tabii peynir de ekleniyor. Adıyaman peyniri. Bu genelde sabahları tüketilen bir şey değil mi Adıyaman'da? Tabii. Herkes bundan yiyor herhalde. Çoğu kişi bundan, evet, yiyor. Çayını özellikle esnaf diye duydum ama. Evet. Esnaf kendini bunu yaptırıyor. Ha, mahalle arasında yaptıran varmış İstanbul'da mesela. Malzemeyi yedirsen lahmacun 1-2 TL falan diyor mesela.
Geçiyor evet. Bir yere çayını mayını alıyor. Doğru. Afiyetle tüketiyor. Bunu ne kadar yapıyorsunuz bu şekilde? Bu şekilde kendi malzemesini getirdim. Ekmeğin fiyatını tek arıyorum. Sadece ekmek. Ne kadar oluyor bunun fiyatına kadar? 4 milyon. 4 milyon. Evet. Pahalıymış. Oğlum 4 lira alıyor adam ya. Bak uğraşıyor ha. 4 lira. 4 TL tamam. Fırına gitti. Çıkarken de bir gösteririz. Teşekkür ediyoruz. Bu arada bir de yumurtalısını yapıyorsun değil mi bunu? Evet. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Önden bir parça pişiriyorlar. Yumurtalı da yapıyorlar. Biz bir tanesini yumurtalı, bir tanesini klasik yaptırdık. Kırabiliriz. Şöyle en son biraz pişirdikten sonra yumurtayı böyle her tarafa yayıyorsunuz herhalde. Evet. Sarısı nereye geliyor? Bunu da yayıyorsunuz değil mi? Evet, göz evet. Bırakmıyorsunuz. Bu da ayrı lezzetli olur bu arada. Evet. Bunu da aynı yöntemle şöyle odun ateşine gönderdik ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar bizimkisi çıktı. Şöyle gösterelim. Ayy. Ulu 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 ulu. Heyecanlanmaya başladım bile ben. Biz de hemen ne yapalım? Patlıcanlarımız da çıktı. Gösterelim en son fiyatını da alalım. Ödeyelim ondan sonra gidelim. Şimdi şunu beni düzeltin. Burada bir tane pide alsan 4 lira. Adam bütün bu işlemleri, hamuru zaten ekmeği pideyi yaptığı için açıyor, içine sadece malzemelerini koyuyor, fırına veriyor. Fırını kullanıyor ve 4 lira ekmek parası alıyor. Yani pidenin parasını alıyor. Pişirme parası almıyorum mu dedi yani. Ben yanlış bir şey söylemeyeyim. Geçelim bir çay bahçesine. Evet tabii sen dedin ki bunu doğrayacağız bir de dedi. Ha bir de kesiyor. Özel köpüğüne de ekliyorum diyorsun. Süper. Muhteşem. İki tane pide. Hocan sen herhalde bunun yarısından çoğunu yiyor. Neresini yiyebilirim. Bir tane de ekmek alalım bu arada. Pideleri de göster istiyorsan Apo. Şöyle sıcak sıcak pidelerden de alacağız. Çünkü kaymağımız da var. Balımız da var. Hepsini böyle ne yapalım keyfini çıkaralım. İki çok iyi lan. Bütün onları böyle sularını görüyorsunuz. Yağların o sucuğun yağı, peynirin yağı mis gibi. Mis gibi de kokular çıktı. O sucuğun güzel kokusu her tarafa yayıldı. Bu arada patlıcanlarımız, biberlerimiz de pişti. Domatesi pişirme dediler. Söğüşe dediler. Onlar da burada. Fiyatına kadar hepsi komple. Pişirim artı bir tane ekmek alacağım. Ne kadar yapıyor? 3 ekmek fiyatı 12 lira. 12 TL. Bak pişirim artı bir tane ekmek dedi ama. Aa, mis gibi. Mis gibi de kokusu. He tamam ekstra kokular ekmek aldığı için özür dilerim. Tamam. Güzel kokusu her tarafa yayıldı. Bu arada patlıcanlarımız, biberlerimiz pişirim artı bir tane ekmek alacağım. Ne kadar yapıyor? 3 ekmek fiyatı 12 lira. 12 TL. 3 ekmek fiyatı 12 TL. Abi adamım valla. Çay bahçesine geçebiliriz. Evet arkadaşlar oturakçı pazarında çok güzel bir yere geçtik. Kendimizi attık. Ortam muazzam. Şöyle Apucan biraz yakınlaştırıyorsan bir gösterelim lezzetleri. Pidelerimizi zaten ben bir şey unuttum yine değil mi? O zaman dur size ben bir efekt vereyim. Prezente. Gördünüz. Kaymaklı balımız var, zeytinimiz var, şöyle patlıcanımız, biberimiz. Biz de ne yapıyoruz? Şöyle ayran da aldık bu arada. Ayran çok önemli. Yani bu lezzet veriyorsan yanında ayran çeksin. Hatta bu sabah kahvaltısı olarak ayran yanında olmazsa olmazı. Şöyle pidemizden alıyoruz. Oy oy. Küçüklüğümde hep buzdolabından gizli gizli komando gibi bunu anlatmışımdır çok gizli ama komando gibi mutfağa girip evde böyle varsa çok nadir olurdu. Böyle yumurtanın yani daha doğrusu bıldırcın yumurtası boyutunda yeşil zeytinler olurdu. Böyle onu böyle emek harcayarak yerdin. Hatta o çekirdeğin üzerinde de zeytini kalırdı. Onu böyle saatlerce ağzıma oynatıp kusursuz hale gelirdim. Anlattın ha biliyorum söyledim ya anlattığımı. O hala ne zaman bir yeşil zeytin görsem çıldırıyorum. Aklıma hep o günler geliyor. Çok seviyorum ya. Ama şu an mesela alıp yiyor muyum? Hayır. Çocuk için şöyle söyleyeyim. 3 taneyi buzdolabından çalacağım diye emek veriyordum ya. Benim çocukluğumun lezzeti. O kadar açık ve net söylüyorum. Sucuğu inanılmaz güzel. Bu içindeki Adıyaman peyniri de efsane. Böyle az tuzlu pide ile birleşince efsane olmuş bu ya. Dayılara kokusu gitmiştir ya. Ultra iyi. Çok güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Bir de en önemli dokunuş şu olacak herhalde. Şöyle gösterelim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şöyle patlıcanı tutarsın. Şöyle yumuşacık görüyorsunuz zaten. Pamuk gibi. Önce arasına şöyle bir yayarsın bunu. Hemen ardından şöyle bir parça biber. İster acı kullanırsın. Bunlar acı gibi. Böyle Birecik biberine benziyor bilmiyorum. Şöyle domates de kenarda yan tarafta. Beni görünce satır getirdiler. Şöyle satırı yine bulduk. Şöyle 2-3 parça bir de tuz domates dök, tuz. Dokunuşu yaparsın şuraya. 2-3 parça da peynirinden ekler. Dersin. Tuz da geldi lan. Bunun ne var? Ay. Oh, öldün lan. Oldu. Kör oldun. Ayranla muazzam bir menü diyebiliriz buna. Şunu şöyle bir katlarsın. Bunun keyfini böyle ayranla çıkarırsın. Dünyanın en güzel kahvaltısı diyebilirsin sen buna. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece taze taze her şey bir de. Bunu ye. Bitirirsin olayı. Dediğim gibi muhteşem bir başlangıç yaptık. Biz buranın bir keyfini çıkaralım. Ayranımız biter tatlıya geçerken çayımızı söyleriz. Kaymakla balımızı yeriz. Sonra diğer mekana geçeriz. Evet arkadaşlar şimdi çorbacı Bilal Usta'ya geldik. Neresi oluyor Mahmut burası? Burası.
Ya ben bu beni sarmıyor. Ben niyeyse çorbacı değilim ya. Tamam. Adıyaman ilimiz Atatürk Caddesi, Sallam Mahallesi, Adıyaman Kebap Salonu, Bilal Usta'nın yeri. Süper. Teşekkürler. Evet, yeri de söyledik. Evet abi. Mahmut, şimdi ne yapalım? Güzel bir çorbacı dedin sen buraya için. Hemen girelim, bir lezzetini kontrol edelim. Galiba doyurmuyor diye. Edelim abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanında Bilal Usta. Nasılsın Bilal Usta? Teşekkürler, sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz. Çok şükür iyiyiz biz. Siz Allah nasılsınız? İyisiniz. Biz de iyiyiz. Da çok şükür. Sağ olasın. Kelle paça. Kellem var. Adıyaman mercimek çorbası, Adıyaman kellesi var. Süper. Dünyanın Türkiye'nin kebapçısıydı ayrıca. Çok merak ettim ben de. Yani çok merak edersiniz. Şimdi çorbayı içince çorbanın yanında böyle harbiden bir büyük ekmeğe kadar yiyor musunuz? Mesela ben sulu bir şey yerken daha çok ekmek yiyorum. Yiyeceksiniz, tadına bakacaksınız, bana not vereceksiniz. Tamamdır o zaman. Hemen hazırlayalım o zaman. Evet, dil, çürük et, göz yağı, beyin. Hepsini sen bölüm bölüm ayırırsın. Evet, kelle suyumuz, sarımsağı, karabiberi, mercimek çorbası. Mercimek de kenarda bekliyor. Teşekkürler. Tamam, mercimek severim. Açık bir şey alalım. Tamam abi. Başta ne ekleniyor şöyle? Baştan, beyinden başlıyoruz. Beyinler eklendi. Şöyle göz yağından başlıyoruz. En lezzetli. Sakatat sevmeyenler ağlıyor şu an. Şurada göz olur, doğru mu? Aynen, aynen. Eski insanlar ne yaparlardı? Ufak kelle, göz yağı, dille, beyni hep karışık yaparlardı. Çok güzel olurdu. Muhteşem bir denge. Şimdiki bizim bu zamanki insanlar hep yağsız istiyor. Bu yağsız da bir şey alamazsın. Bir lezzeti çok gelmez. Tabii yani. En iyisi onun karışık için, diyorsun. Onun için eski insanlar daha çok yaşardı. Daha çok güç kuvvet verirlerdi. Bundan sonra dil koyuyoruz. Bu dil ekliyorsun. Evet. Tamam. Bundan sonra çürük etimizi koyuyoruz. Çürükler devreye girdi. Evet. Bu şekil. Oo, çok güzel gözüktü. Böyle boldan ekleniyor. Şimdi olay burada patlıyor. Olayı buradan sıcak suyu koyduk mu? Ama bir gider ha. Birisini yaptırıyoruz. Bir daha canım yapıyoruz. Çekti, açım bir herhalde. Kellemiz sıcak sıcak. Oo. Müşterinin önüne gidecek. Çok güzel. Muhteşem. Evet. Ondan sonra sarımsağı. Orada sarımsaklar. Bir sarımsağı da yani, gösterelim. Oradan ekliyorsun değil mi sen? Evet. İsteyene. Müşterinin isteğinin üzerine göre. Karabiber. Karabiber de ekledi. Yani muhteşem. İlaç oldu, ilaç. Bu şekilde serdim. Bu ne kadar mesela? Bu şekilde. Bu sana şimdi 40 kağıt. 40 kağıt değil evet, mi? Evet hocam. Süper. Muhteşem bence. Teşekkürler çok sağ güzel. Olasın. Eline koluna teşekkürler sağ olasın 40 kağıt. Aynen. Teşekkürler. Tabii. Evet arkadaşlar sofraya geçti. Mahmut nasıl gözüküyor? Muhteşem abi ya. Değil mi? Bolet. Chat'te ne kadar çok kız var. Abi zaten kızlar böyle videolarda bu tarz şeylerde hemen çıkıyorlar. Çoğu da şey ha. Kızlar. Lezzet duydunuz mu? Böyle canınız çekti mi bunu izleyince? Sosyal deney yapacağım. Kızlar böyle bir erkekler bir susun. Bir durun. Ya Arda bir çıkar alan lan. Böyle sorduğun zaman da kızlar hemen kaçıyor bir de. Cevap da vermiyorlar. Çünkü biliyorlar hemen mesaj atacaksınız değil mi? Adiler. Tabii bunu böyle ne yaparsın? Şöyle limonla beslersin iyi. Ben de çok seviyorum beyin. Birlikte beyin içmeye gidelim mi? Tabii efendim. Hop. Tabii efendim. Neden iyi? Evet biz de yapalım abi. Şöyle bir limon çalışması yap Mahmut sen de. Oo. Şöyle bir yakından göstersene apacan. Baksana ya mis gibi böyle boldan boldan da ekliyorlar. Şifa resmen şöyle tutalım. Bak bunun içinde kıkırdaktı, sertti, kemikti bilmem dedi. Çıkmadıkça ben bunu löplerim, teklerim hatta ama böyle... Farkında olmadan beynin bir parçası ağza geldiğinde bile harf diye bir şey ısırırsam geçmiş olsun. Ondan sonra çiğnemeyi bırakıyorum, yutmaya başlıyorum. Hadi afiyet olsun. Başlayalım abi. Çok iyiyim. Gerçekten çok başarılı. Yani anda da böyle pide veriyorlar, yeşilliğini veriyorlar, soğanını, domatesini. Gerçekten. Bam pideyi bam. Aranda çorbayla. Güzel abi. Kelle paça seviyor musun sen de? Evet, bu kelle paça zaten Adıyaman'ın meşhur biri Bilal Usta. Çok lezzetli yapıyor abi. Esnaflar ve Adıyaman'da çalışanlar sabah erken saatlerde geliyor. Yemeğini yiyor. Oo, sabah sarımsaklı. Şey. Çok güzel. Daha güzeli olur mu? İlk yaptığımız güzel. Bu da çok güzel. Ben dil çok seviyorum lan. Dil hastasıyım ya. Muhteşem ikili diyebiliriz aslında bu kahvaltılar için. Bunları da yiyelim sonra devam edelim. Bugün dünyaları yiyeceğiz mi? Evet abi güzel bir çiğ köfte yiyeceğiz bugün. Süper muhteşem. Şimdi nereye geldik? Yeni nesil çiğ köfte Kenan Usta'ya geldik. Kenan Usta. Gelmişken hey ya hastasıyız Kenan Usta. Kesinlikle ayrı ilk gelmemiz gereken en merak ettiğim lezzetlerden bir tanesi çiğ köfte. Şurada hey ya yazın. Burada etsiz çiğ köfte yapıyorlar hemen içeri giriyoruz. Evet, arkadaşlar Kenan Usta'nın yanına geldim. Kenan Usta. Ha geldik şeye asıl Adıyaman çiğ köftesi mevzusuna. Etli mi olur etsiz mi olur?
ne olur. Hacım nasılsın, iyisin? Eyvallah abi, iyiyim, çok şükür. İyisin, bomba gibisin. Allah'a şükür her zaman. Bir köfteni çok övdüler, herkes seni söyledi. Allah razı olsun. Biz de çok merak ettik. Eyvallah. Peki başta şu soruyu sormak istiyorum. Çiğ köfte Urfa'nın mı yoksa Adıyaman'ın mı? Abi şimdi etli çiğ köfte oranın, etsiz bizim. Öyle mi diyorsun? Etli çiğ köfte Urfa'nın, etsiz Adıyaman'ın. Patenti buraya ait. Şimdi bak, öyle değil mi? Etsiz çiğ köftenin patenti Urfa'da. 2004'te aldılar. 2017'de de etsiz çiğ köftenin coğrafi şartı belgesini Kenan Levlebici Ankara'da Türk Patent Kurumu'ndan aldı. Süper. Adıyaman'a getirdik. Şimdi etlinin pazarlaması yok, etsizim var. Ondan dolayı Adıyaman çiğ köfte olarak Türkiye'ye ve dünyaya yayıldı. Bu etli çiğ köftenin etsiz hali. Hani bunu etli yoğurduğun zaman bunu hemen tüketmek zorundasın. Anladım. Ama biz ne yapıyoruz? Ya tabii hijyenden dolayı biraz da o, anladığım kadarıyla. Çünkü benim bildiğim etli çiğ köfte en iyi yerde yapılan, en iyi yapılan yerde yemen lazım. Dışına gönderdiğimiz için etsiz, rahatlıkla, gönül ferahlığıyla insanların sağlığından oynamadan biz bunu kendimize evine sağlık. Niye pişdirip pişiriyorsun amına koyayım kendim? Pişdir piş. Ulaştırıyor. Muhteşemsin. Çok o şükür. Zaman senden böyle yapılışını bir gösterelim. Şöyle özellikle şunu görüyorum. Şimdi onlar benim pesir peçi. Şöyle alabilir miyiz? Tabii. Oy. İnanılmaz güzel gözüküyor. Ekmek de çok özel bir ekmek. Ondan da bahsedeceğiz. Tabii. Taze geliyor bu. Tamam. Biz bundan bir tadalım. Yanına da böyle 2-3 tane sade koyarsın. Lezzetinin keyfine bakalım. Tamam. Evet. Kenan Usta, ne yapıyoruz şimdi? Abi şimdi biz 1453 fethi yapıyoruz. 1453 fethi. Bunu sen 1453 fethi. Evet. Niye bana ait? Şimdi tarih kitaplarda kalmamalı. Biz bu fetihten dünya cihan İslam'ı kurtardık İstanbul'la beraber. Doğru. Bir de yeni nesli çiğ köfteden buluşturduk. Eskiden biz çocuktuk. Etli, etsiz, acılı, acısız, tuzlu, yağlı, baharatlı diye ayrılardı. Yeni nesle köfte kalmazdı. Biz de ne yaptık? Tek kalem, içten mezara kadar tek lezzet çiğ köftenin aromasını bulduk. Bulurken bunları hamburgerden, pizzadan uzaklaştırıp milli kültürümüz olan çiğ köfteyi insanlara sunmak için 1453 fethi yaptık. Süper. Kral kral sever. Bak normalde ben böyle balçık gibi severim. Bu ama böyle bulgur bulgur. Çok merak ettim tadını. Kral kral sever. Bu krallara layık. İşte biz onun için diyor Konstantinay'ı biz bundan fethetmeliydik. Muhteşemsin ya. Evet. Bende 40 çeşit var. Ama ben 40 ne yaptım? Çeşit çiğ köfte. Buna benzer 40 çeşidim yaptım. Ben. Süpersin. Muhteşem. Ben o zaman bu... Dayım benim be. Ulan çiğ köfteyi aldın nerelere bağladı. İşte esnaf böyle olur. İki lezzetin yanına bir de 2-3 tane sade alalım. Şimdi... Abi olay ne biliyor musun abi? En güzel tarafı bak. Ha, şuraya bakalım. Hey ya. Sevgiyle, aşkla besliyorum abi, diyorsun çiğ köfteyi. Bu olacak. Ben nerede ki rahmetli? Bak onu yapmasa yenmez o. O hey ya, gidi 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 dedi ya. Onu yapmasa yenmez bu çiğ köfte. Lezzet orada. 9.30'da yapma. Yapma dedi, yapma. Süper, şuna bak. Biz o zaman hızlıca masaya geçiyoruz. Bunların keyfine çıkaralım. Eline koluna sağlık. Ya, afiyet olsun. Sağ olasın, teşekkürler. Türkiye'yi bekliyoruz. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Şöyle göstereyim. Fethiye aldık. Şöyle yanında turşularını veriyorlar. Kendime bir açık ayran aldım ben. Şöyle tutuyorum. Uy, dolu dolu ha. Ama çok yağ var ya. Bu ekmekleri kendileri yaptırıyor. İp incecik zaten. Çok hissetmiyorsun. Hem doyurucu olmuş oluyor. Bir yandan marul dokunuşu. Çiğ köfte çok lezzetli. Ama doyarsın. Bunu Kordi'ye götüreceksin. Biraz da turşu alalım. Böyle açık ayran. Benim çok hoşuma gitti. Bunun bir keyfini çıkaralım. Sonra da yemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi Özpek fırınına geldi. Peksimet, o neymiş? Yine bu yöreye ait bir lezzet. Hem şekerlisi var, hem tuzlusu var. Hemen girelim, böyle mis gibi kokular buraya kadar geliyor. Hemen içeri girelim, bir lezzetinin tadına bakalım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Kolay gelsin usta. Eyvallah, sağ olasın. Şöyle hamurunu böyle dizmişsin. Ne var bu peksimetin içinde? Bunun içerisinde yağ, süt, baharat olarak rezene var, anason var. Keçi boynuzu var, haşhaş var. Muhteşem, çok güzel kokuyor yalnız. Bunu bu harbi çayla çok iyi gider lan. Taş fırında pişiriyorsunuz değil mi? Tabii, taş fırında pişiriyoruz. Ha, bak böyle tepsilere diziyorlar. Bu yöreye at. Adıyaman dışında tabii başka bir yerde yapılmıyor. Var ya, dimdik ya. Pişmiş halinde var. Pişmiş halde karşı her tarafta. Her şeyi ona bağlıyor. Göstereyim. Çok da güzel kokuyor. Buram buram mis gibi böyle anason kokusu. Şöyle bir ikram da edelim birer tane. Süper. Şöyle bir tadına bakalım. Tabii. Daha sıcacık. Daha yeni çıkmış yeni değil mi? Çıktı, evet. Bu normalde sıcak mı yeniyor? Yani dinlense daha güzel olur. Dinlenince daha güzel. Yerine bu, oturuyor değil mi? Bu 3 ay dayanır. Hiçbir şey olmaz. Uzun süre kullan. Eskilerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz buna savaş ekmeği derler. He, savaş ekmeği. Enteresan. Çok evet. Güzel. Çok da güzel gözüküyor. Evet. Şöyle tutalım, bir keyfini çıkaralım bunun. Ha, bu kuruduğu zaman, ısısını kaybettiği zaman sertleşiyor mu biraz? Tabii sertleşiyor.
Güzel mi bunu? Yediniz mi ya? Ben bunu yemedim böyle bir şeyi. Evet. Bu an hafiften bir yumuşak. 3 ay dayanır, hiçbir şey olmaz buna. Şehir dışına gönderiyor musunuz bundan? Tabii ki. Muhteşem. Tepsiye gitti. Kaç fırına gitti. Çok güzel. Bundan böyle bir... Bu abi nasıl kilo almıyor oğlum? Bu abin oturup bütün gün bunu yemiyordur. Bıkmıştır adam ya. Sen daha yeriz, sonra devam ederiz. Teşekkür ettik. Bu şey algısı var hani, bu işi yapan adamlar sürekli sanki 3 öğün onu yiyormuş gibi düşünüyorsunuz oğlum. Adam işi o zaten. Kendinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, şimdi Hasan Usta'ya geldik. Meşhur Hasan Usta'ya geldik. Burada kebap yapıyorlar. Ne? Adıyaman kebabı yapıyorlar mesela. Hemen Adıyaman kebabı. Çok da güzel gözüküyor. Dışarıdan gördüm ve hemen girelim, size bir göstereyim. Nasıl yapıldığını da bir görelim. Ondan sonra keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımda Muhammed var. Nasıl Muhammed? Teşekkür ederim. Sizlere sormalıyız. Sizin teşekkür ederim. Böyle ne yapıyorsun? Çok güzel bir et var burada gördüğüm kadarıyla. He pardon, sen şey diyorsun. Tamam. Ya oğlum, burası çok söylendi. O da ya, videoyu her gün çekmiyor ki oğlum. Gidiyor işte haftada, biraz kilolanmış benim gibi. Bak bak, memeler çıkmış. Demek ki yarıyor ufak ufak. Ama o da sabahtan akşama kadar video çekmiyor ki ya. Bir iki ısır kalıp bırakıyordur belki. Zaten en fazla söylenen, Adıyaman'da en fazla söylenen yerlerden bir tanesi burasıydı. Ve şöyle söyleyeyim, zırta çekildiği belli. Evet. Yanlış mıyım? Aynen öyle. Ne kullanılıyor et olarak? Dana eti. Dana eti. Kolu, toklu eti, toklu etinin tümü. Süper. Tamamını alıyoruz. Muhteşem. Çok tabii güzel bir oran var tabii burada. Tabii. %70'i tokludur, %30'u danadır. Muhteşem. Tabii bunu biz kasaptan alıyoruz. Sadece kasaptan aldığımızda kalmıyor. Ayrıca sabah burada tek tek temizliyoruz. Muhteşem. Sinirlerini, minirlerini, her şeyi hepsi, alıyorsun. Hepsi alınıyor. Tertemiz yapıyor. Evet. En son çekip şişleyip şöyle asker gibi düzüyorsun, baksana. Evet. Ap hocam biraz yaklaş. Muazzam bir görüntü. Ne yapalım? Teşekkür ediyoruz. Hemen ocak ikinci istasyona geçelim. Evet Kemal ustam, kolay gelsin. Ocak başına geçmişsin. Kemal usta pişiriyor. Böyle. Kebapları dizmişsin. Mis gibi kokular eşiğinde kebabını yapıyorsun. Evet. Daha demin dürüm gördüm. Ben normalde servis isteyecektim ama dürüm çok güzel gözüküyordu. Böyle tırnaklı pidenin arasına çekiyorsunuz. Ondan bize yaparsan sevinirim. Tamam yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi domatesi ekleniyor. Soğanı, maydanozu. Yok abi, ben hamurcuyum ya. Ben etçil bir hamur uzmanıyım. Aman hamur manyağıyım. Uzmanı ne lan? Ben et, hamur, bunları görünce, bilhassa hamuru görünce bambaşka bir şeye dönüşüyorum ya. Beni bıraksan var ya, ben sabaha kadar poğaça yerim ya. Ekleniyor. Hemen kebabı geldi. Pide yerim vallahi, hiç durmam ya. Çekerken dağılmaya başladı. Çok güzel gözüküyor. Ne kadar bu şekilde bunun fiyatı? 35. Bu şekilde 35. 35. Hemen sofraya geçip bunun keyfini çıkarıyor. Ek olarak da böyle biber de ekliyorlarmış. Onu çekmedik arkadaşlar. Şöyle közlenmiş biberler de ekleniyor. İsteğe bağlı tabii bu. Ve bu şekilde sunumu hazırlanıyor. Evet sofraya geçtim arkadaşlar. Şöyle bir salata veriyorlar. Baksana yani o çok iyi. Bir yandan da şöyle bir ayran veriyorlar. Bunu böyle nasıl içecekmişsin? Böyle ilk bununla başlamak istiyorum. Niye böyle içiyorlar lan? Bunun böyle keyfini çıkarıyorsun. Şuradan da şöyle tutalım. Keyfini çıkaralım. Lan bir sütlaç yok mu? Benim çok hoşuma gitti çünkü içerisinde böyle közlenmiş biberi var. Közlenmiş domates. Eti inanılmaz lezzetli. Bardak yok bardak. Çok keyifli. Gerçi kaseden ayran... ...verildiği kadar varmış bence. Hatırlar gibiyim öyle bir muhabbet ama. Tarzı da çok hoşuma gitti. Biz bunu bitirelim. Sonra devam edelim. Uy ne güzel yedin ya. Şimdi kirazın yerine geldik, böyle koca koca tencerelerde. Kuru fasulye güveç. Lokum gibi dediler. Bu lokumun keyfini çıkaralım biz de, içeri giriyoruz. Pilav var mı? Pilav. Geçtim. Şöyle göstereyim. Soğan. Bak ben bunu pilav istiyorum yanına ya. Vardır ama herhalde değil mi? Direkt kuru yiyen var mı? Ben bunun yanında böyle iki tabak pilav gömerim. Yanında da ekmek yerim, pide yerim lan. Soğan ısırırsın böyle aşk diye. Kütür kütür yersin. Veriyorlar. Közlenmiş biber veriyorlar. Şöyle yakından gel apocuğum. Şöyle gösterelim. Üzerinde eti var. Hafiften bir karabiber dokunuşu yapmışlar. Çok güzel. Küçücük bir dükkan zaten. Şöyle tutalım. Çok güzel. Ekmek ateş gibi sıcacık. Biraz böyle suyuna batırırsın. Çok adilik yapıyor bize ya. Biberi. Biraz da o soğanın böyle cücüğünden. Hoş olur. Olur. İnanılmaz lezzetli. Bu şekilde arkadaşlar 35 TL'ye veriliyor. Bunun da bir keyfini çıkaralım burada. Evet şimdi de yediklerimizi böyle eritmemiz, sindirmemiz gerekiyor. Onun için nereye geldik? ATS'e yani Adıyaman tatlı. Sindirmek için yine tatlıya gömülüyor. Tatlı salonuna geldik. Şöyle bir tane halka tatlı kendimiz alıyoruz. Ne kadar bunun fiyatı? Kerane tatlısı. Bu şekilde 4 TL'ymiş. Bakalım çıtırlığını bir kontrol edelim. Oy çok iyi kıvamı. Oo süt acı. Yani tatlı çok güzelmiş. Bizim böyle yürüye yürüye keyfini çıkaralım. Evet şimdi de Peri Hanım Eli sofrasına geldik. Yöresel lezzetlerin tek sofrada toplandığı yer. Biz de gidelim o yöresel lezzetlerden kendimize bir tane ve iki tane seçelim, keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Dökebiliriz. Ay ay ay. Pişli köftenin.
En sevdiğim şeylerden biridir. Yine söylüyorum. Her videoda söylüyorum. Yeni arkadaşlar vardır, öğrensinler babacığım. Eğer kızartma içli köfte varsa 65 tane yerim, 100 tane yerim. Üzerine şöyle tereyağıyla servis ediliyor. Neler mi var şöyle saymak istiyorum. Apocam biraz yaklaş istiyorsan. Dediğim gibi haşlanmış içli köfte var. Kızarmış içli köfte var. Meyil çorbası var. Bunu nasıl tüketiyorlar? Şöyle kızartılmış. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Karamelize edilmiş soğanla şöyle bir servis ediyorlar. Şöyle biz de kendimizce ekledik. Mumbar var. Yine bu yöresel burada çok yapılıyormuş. Aynı şekilde Adıyaman biberi var. Kütür kütür dediler. Şöyle sesini duydunuz mu bilmiyorum. Şimdi başta şöyle haşlanmış içli köfteyle başlayalım. Yapıştır buradan baba. Tutuyorum. Bakayım içine. Kendime kıyma bol mu? Arkadaşlar görüyor musunuz? İçi böyle dolu dolu. Çok güzel gözüküyor. Şuradan bunu da ekmeğin arasına koy. Alırsın bunu. Haşlanmış içli köfte bayılırım ben. Haşlanmış mı kızarmış mı? Valla hani kızarmış çok seviyorum. Ama haşlanmış baksana bunu da gömerim yani. Hiç umursamam. Bunun içerisinde ceviz de var. Benim çok hoşuma gitti. Lezzetli. Hafif böyle tatlımsı bir lezzeti var. Çok güzel. O yüzden tercihim kızarmış şu an. Oo, çoturt etti. Bol bol görüyorsunuz kıyması yerinde. Hemen şunun da bir lezzetine bakalım. Dış kısmı çıtır çıtır. İncecik açılmış. Bu da çok güzel. Bu da tabii mum var. Ona böyle kimyon dokunuşu yaparsan bir aşığı buluşturmuş olursun. Şöyle tutarsın ardından. He, bunu kızartıyorlarmış arkadaşlar. O da ayrı bir lezzet. Hafiften böyle dış kısmı böyle hafiften böyle çıtırlaşmaya doğru gider. Bu haşlanıp kızartılıyor ama. Ve şöyle tutuyorum. Bu da çok güzel. Ulan arkadaki diyor ki ulan bir rahat rahat yemek yiyemedik amına koyayım. Şöyle çoturt ettirelim. Bir acı sever olarak sulu sulu mis gibi biber. Ardından en fazla merak ettiğim. Çünkü bunun lezzetine daha önce hiç bakmamıştım ben. Ne var bunun içerisinde? Yeşil biber, patlıcan. Patlıcan. Keçi sütü yoğurduna. İyice kaynatıyorlar, yoğunlaştırıyorlar. Tabii soğan dokunuşu böyle çıtır çıtır. Bence bunun böyle lezzetini 2-3'e katlar diye düşünüyorum. Ye bakayım. Çok iyi. Bu böyle soğuk soğuk tüketiliyormuş. Hem böyle serinletiyor seni. Tabii keçi yoğurdu dokunuşu da şifa niyetine bunu oturursun yersin. Hem lezzetli hem de şifa kaynağı. Biz bu sofranın keyfini çıkaralım. Tabii ondan önce fiyatlarını da sormak istiyorum. Ne kadar mumbarın böyle fiyatı? Bir dakika, burada fiyat önemli bak. Burası İstanbul'a bazla konuşacağım. Ciddi para etmesi lazım buranın. Bu şekilde 80 liraymış. İçli köftenin adet fiyatına kadar? 15 lira. 15 çok ucuz mesela oğlum ya. Vallahi billahi çok ucuz ya içindeki kıymaya oranla falan. Burada bir getiriyorlar cücük kadar. Cücük kadar getiriyor. Şu kadar içli köfte zaten çoğunluğu da dış cephesi. İçinde yine cücük kadar kıyma. 25 TL 30 TL. Adet fiyatı 15 TL. Aynı şekilde haşlama. Haşlamanın da fiyatı 18 TL. 18 TL gömülürsün. Mehirin. O da dolu dolu. Bu şekilde 70 TL. Biz buranın bir keyfini çıkaralım, daha sonra da yemeğe devam edelim. Evet arkadaşlar, yine yöresel bir lezzet için nereye geldik? Kebapçı Beko'ya geldik. Burada hıtap yiyeceğiz arkadaşlar. Hemen içeriye girelim. Nasıl yapıldığını da göstermek istiyorum. Ardından keyfini çıkaralım. Evet içeriye girdik. Yanımda Hacı Yusuf Usta var. Nasılsın Hacı Yusuf Usta? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hıtap yapacağız değil mi? Evet. Hıtap. Yaman özgü bir hıtapımız var. Hemen yapılışını gösterirsem bize sevinirim. Tamam. Başta böyle ne yapıyorsun hamuru? Hamuru açıyor. Annem yapıyor. Tekte 20-30 tane gömersin abi. O evet, yenir. Tamam. Hamurlar açılıyor şöyle ince ince. Evet. Bu direkt Adıyaman yöresine ait dedin tabii sen. Tabii Adıyaman yöresine ait bir tabii. Lezzet. Evet. Süper. Hamurun içine ne bu açtı lan? Aldın onu. Arasına neler giriyor şöyle gösterelim arkadaşlar. Kavurma, sarımsak, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatlar var. Güzel. Çok güzel kokuyor. Evet. Çok da güzel gözüküyor. Pişince daha lezzetli kokuyor. Öyle mi? Malzeme ya bulaşan şunlar. Tabii. Çok merak ediyorum çünkü bunu çok elinden bulaşıyor. Mutlaka yok. Denemeden gitme dediler orada. Bayağı beğeniyorlar. Bayağı abi bir video var. Biraz eski. Ya. 2 ay olmuş. Eskiymiş de harbiden. Kapalım ustam o zaman. Hemen hamurun arasına şöyle boldan boldan mı ekleniyor bu? Tabii. Oo. Herkese yaptığın gibi. Normalde bu kadar ekleniyor. Herkese böyle yapıyor. Süper ya, muhteşem. Boldan boldan ekliyor. Bunun peki porsiyonu ne kadar böyle bunun? Vallahi onun fiyatını bilmiyorum aşağıda. Birazdan ben aşağıda öğreneyim onu. Reisim fiyatını bilmiyor. O kadar umursamıyor yani. Ben yapayım vereyim. Yukarıda kaça satıyorlarsa sana. Tamam. Ben yapar geçerim diyorsun. Yani benim görevim yapmak. Elinle böyle ikiye katlayıp evet. Ne yaptın? Pide haline, kapalı bir pide haline getirdin onu. Evet. Şimdi fırına buluşmak üzere küreye doğru geçiş yapıyoruz. Küreğini aldın sen onu ve taş fırınla buluştu. Odun küçülecek tabii o. Pişsin arkadaşlar. Biz de en son artık sofrada tadım işte. Evet, 4-5 dakika içerisinde çıktı. Bence de fiyat tadımı karıştırmamış. Ooo, üstü çıtır çıtır olmuş bunun. Efsane gözüküyor. Bir de sen dedin ki bunu böyle çıtır çıtır keseceğim dedi. Evet. Hemen ikinci istasyona geçelim. Şöyle doğrama tahtanı aldın sen onu. Oo, yakından gel apı bak. Şöyle bir içini de açıyoruz. Oo, mis gibi ya, çok güzel. Büyük bir heyecanla hemen ne yapalım, sofraya geçelim biz. Evet, sofraya geçtim arkadaşlar. Böyle salatası var. İki farklı salata, böyle bir çiğ köfte veriyorlar. Bunun da fiyatı bu arada 75 TL'ymiş. Şöyle bir tanesini alalım şöyle. Keyfini çıkaralım bunu.
Biri kustu amına koyayım arkana. O sarımsak, soğan, hafif bir acılık da var bunda. Zaten ben kavurmayı da çok severim. Çok güzel. Dışında hafif bir çıtırlık. Çok güzel bir pişme oranı. Çocukmuş galiba ya. Yani pide seviyorsanız buna ayrı aslı. O çocuk o muydu, o gelen miydi? Olursunuz, öyle söyleyeyim. Adıyaman'a geliyorsanız yemeniz gerekenler arasında ilk bademciyi düştü demiş. Adıyaman Maraş Pastanesi'ne geldik arkadaşlar. Hemen içeri girelim. Çocuk kendiliğinden bademci kamilatı oldu. Bunun böyle bir helvası var. Peynirli helva arkadaşlar. Hemen girelim, bir tadımını yapalım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımda Adem var. Nasılsın Adem? Ne olacağım, size sunmalı. Teşekkür ederim. Şurada bak, iki tane helva görüyoruz. Evet. Değil mi? Bu yöreye ait. Bu yöreye ait aynen. Tuzlu köy peynirinden yapılıyor. Şeker, irmek. Alın teri de aynı. Alın teri de mi? Tabii alın teri. Pişt, attırmıyor. Burası pahalıdır baba. İçine de mi? Yok, burada saatlerce yiyorum. Süper. Muhteşem. Çok güzel gözüküyor. Çiçek şekli verilmiş. Aynen. Yan tarafta yeşil halini görüyoruz. Bu da fısır. İçeriği aynıdır. Ekstradan fısır katılıyor bundan. Tamam, bize böyle birer porsiyon tadımlık yaparsan tabii, seviniriz. Tabii yapalım. Evet. Başta Rereye mi benzettiniz? Ne alaka lan? Alın teri de mi? Tamam alın teri. Attırmıyorsun içine de mi? Eyvallah be. Saatlerce yiyorum. Süper. Muhteşem. Çok güzel gözüküyor. Çiçek şekli verilmiş. Yan tarafta yeşil halini görüyoruz. Bu da fısır. İçeriği aynıdır. Ekstradan fısır katılıyor bundan. Tamam, bize böyle birer porsiyon tadımlık yaparsan tabii, seviniriz. Tabii yapalım. Evet. Başta sade olanla başlıyoruz. Dedin ki içerisinde tuzsuz peynir var. Evet. İrmik var dedin. Yağ var. Bunun da tadını çok merak ettim ya. Bu ne ya? Sert bir kıvamı var. Bu sıcak servis edilmiyor herhalde değil mi? İsteyene sıcak servis ediliyor. İsteyene sıcak servis de edilebiliyor. Tabii, evet. Böyle boldan boldan ekledi. Ne kadar bunun fiyatı bu şekilde? Sade evamızın porsiyonu 20 lira. Fıstık evamızın porsiyonu 35 lira. 35 lira. Fıstık girdi işin içine baba. Tamam, süper. Son burada böyle yine çiçek şekli vermeye devam ediyorsun. Tabii tabii evet. Çiçek şekli veriyoruz. Şekil önemli diyorsun. Tabii tabii şekil. Göze de kulağın, hitap edecek, evet. Mideye de. Evet. Bim'de var mı? Harbi mi lan? Tadı yakın mı? Şimdi fıstık dokunuşu, evet, geldi değil mi? Son dokunuşumuz. Mis gibi. Değerine değer kattı. Bunu da hazırlayalım. Tabii sofraya tabii. Geçelim. Tabii tabii hazırlayalım. Evet, tabii. Sofraya geçtik. Böyle tutalım. Böyle aldı. Göm baba. Çok lezzetliymiş. Böyle şeyi de anımsatıyor. Çanakkale'nin peynir helvasını da hafiften hafiften anımsatıyor. Ya, peynir helvası yedim de bu farklı gibi geldi bana. Böyle sünecek gelecek aslında. Oo, benim favorim fıstıklı olurdu. İkisi güzel ama fıstıklı bence çok daha güzel. Biz bunların da böyle keyfini çıkaralım. Üzerine bir çay içer devam ederiz. Şimdi de kasap Zeynal'a geldik arkadaşlar. Burada besne tava yiyeceğiz. Muhteşem bir lezzet. Hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımda Abidin Usta var. Nasıl? Abidin Usta yine eti dayıyor. Kaburga mı var arkadaki? Abidin Usta. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Besne tavan çok güzel dediler. Estağfurullah. Buraya gelmişken de besne tava yemeden gitmek olur mu? Tamam. Bence olmaz diye düşündüm. Olmaz. Ufaktan ufaktan giriyorsun. Ufak parçalar dişe gelsin diyorsun sen. Evet abi. Rahat abi bir şekilde. Kaburga dışında başka ne giriyor? Kuzu eti yine. Ne, kuzu etine devam ediyor. Burada ne yapılıyor baba? Dur kopmayalım videodan. Burada bir şey döndü. Benim favorim. Zeynal'a geldik arkadaşlar. Burada besne tava yiyeceğiz. Ne tava? Ama fıstıklı bence çok daha güzel. Biz bunların da böyle keyfini... Besne tava yiyeceğiz. Muhteşem besne. Bir lezzet. Hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımda Abidin Usta var. Nasılsın Abidin Usta? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Besne tavan çok güzel dediler. Sizin oradaki bimler zengin bim abi. Ya ne alakası var? Bim bim amına koyayım. İçindeki bütün ürünler aynı ya. Abi kuruk makara bir sahne atmış senin bu akşamki yayınla ilgili. Allah Allah. Dur izleriz. Estağfurullah. Buraya gelmişken de besni tava yemeden gitmek olur mu? Tamam. Bence olmaz diye düşündüm. Olmaz, olmaz. O zaman güzel bir besni tavanı yiyelim senin. Bir yapımcısı gösterirsen bize. Şimdi efendim kuzu etimiz kaburga. Kaburga eti bu. Evet, İlçe. Bunu parçalıyorsunuz önden, evet, siz. Evet, bunu parçalayacağız. Sebzemiz burada. Sebzeler kenarda bizi bekliyor. Evet. Hemen başlayalım, evet, o zaman abi. Ufaktan ufaktan giriyorsun. Ufak parçalar. Nasıl bir şeymiş dişe gelsin diyorsun sen. Evet, abi. Rahat abi bir şekilde. Kaburga dışında başka ne giriyor? Kuzu eti yine. Yine kuzu etine devam ediyoruz. Yayın bitmeden kısa video. Ulan dur. Gelelim alertlere. Şimdi burada kuruk leblebi. Canım kardeşim. Birazcık baskıladık. Oğlum bir kasıyor gibi ettik falan ama yani hani şey olarak yani hakkını helal etsin. Senin canın sağ olsun abi. Sonraki bölümde ben seni göbekli yapmaz mıyım abi? Bayağı di herif. Biz ön koldan da bunu. Ön kol. Yumuşacık olur diyorsun piştikten sonra. Yap lan canı sas. Kaç pişiyor bunlar genelde? Ortalama. Ortalama bir saat pişmesi lazım. Bir saat en az pişmesi gerekiyor. Pişmesi lazım. Hemen bunları böyle ufak parçalara ayırdın. Her tarafa böyle et eşit bir şekilde gelsin. Ne kadar mesela ortalama, ne kadar bunun fiyatı? Kaç kişilik? Önce onu sorayım. Şimdi şu tepsimiz 4 kişilik. 4 kişi doyar bunlar değil mi? Rahat rahat. Yanında pidesi midesi falan içeceğiyle beraber. Fiyatı ne kadar peki? Yaklaşık 100 lira civarı. 100 TL. Wow.
Etin miktarına göre değişir değil mi? Değişir evet. Bu da aynı şekilde kaburga herhalde. Aynı kaburga. Yine kaburgalar. Abi bugün sevdiğim kızla buluştum. Duygularım açacaktım. Konuya giremeden hoşlandığı çocuğu anlatmaya başladı. Ona sevdiğimi söyleyemedim. Ne yapacağım? Kankisi ol şimdi. Ondan sonra böyle dertleşin falan. Bir noktadan sonra problem yaşamaya başladıkları zaman yanında oluruz. Manyak mısın oğlum? Artık sevdiği varmış. Yapacak bir şey yok. Yoluna. Next baba. Senin şu an hiç yapacak bir şeyin yok. Next. İnce ince doğruyorsun. Evet. Etleri hazır kıvama getirip daha sonra sebze doğrayacak ustam. Evet. Sırada yeşil biberler var. Bunlar acı oluyor herhalde değil acı mi? Acı biber. Adıyaman biberi. Adıyaman biberi. Evet evet. Bunlar evet. Da böyle inceden inceden girdin. Evet. Doğruyorsun. Sebzeler genelde böyle ince ince doğranıyor değil mi Besli tarzı? Evet evet. Patlıcan giriyor mu? Patlıcan koyan da var koymayan da var. Bir çabuk pişmesi için koymamaya patlıcan tercih ediyoruz. Patlıcan koymuyorsunuz değil mi? Patlıcanı normalde. Patlıcanı adıyaman tavasında koyuyoruz. He. O 4 saat pişiyor. Anladım. Bu 1 saat pişecek. Oğlum içinde kalmasın lan git söyle ya. Sen öyle söyleyince ben yoluma bakacağım de. Ben bugün sana bir şeyler açıklayacaktım de. Senden çok hoşlanıyorum de. Ama artık bugün bunu öğrendiğim için yapacak bir şey yok. Bana da gitmek düşer de. Git amına koyayım. Belki de kız sırf sen arası bozulur. Siktir et. Kız belki de ya da deme lan deme. Ya siktir. Beni niye alet ediyorsunuz böyle şeyleri travmalarınıza ya? Asıl engeli koy amına koyayım. Ya ne bileyim içinde kalacağına söylesin ya da söyleme lan. Çok kafam karıştı ya. Belki de kız taktik yaptı sana kıskandırmak için söyledi. Kim bilir. Hadi bakayım bunu düşün. Belki sırf seni böyle etkilemek için söyledi. Hani bak ben gidiyorum ha falan gibisinden ayar verdi sana. At lan mesaj at şimdi. Seviyorum lan seni de. Ağzına sıçacağım çocuğu şu an. Seviyorum lan de. Bugün bana bir başkasını anlattın ama iş işten geçmeden söyleyeyim istedim de. Hadi benden bu kadar. Eyvallah de. Sen aracı ol. Aracı olayım mı lan? Aracı olursam ama öyle ilişkide hayır gelmez. Bak harbi söylüyorum. Oyuna ne zaman geçeceksin? Gece 5 gibi falan. Bekle. Herkes aracılık yapsam birçok sevgiliyi birbirine bağlarım ha. Bak kızım bu çocuk iyi bir çocuk. Ben kefilim. Olur be. Burçları neymiş hemen analiz edelim. Geldi çünkü ben Esni Tava'yı böyle... Abi bu beni aldattı şerefsiz. Bir ay sonra bana mesaj geliyor değil mi? Hep senin yüzünden. İzlemiyorum artık seni pislik adam. Sen niye kefilsin ya kötü çocuk işte o aklıma geldi. Ben niye kefil oluyorum? Patlıcanlı biliyorum o zaman ama yanlış biliyorum herhalde. Esnaf yemeği olduğu için esnaf da çabuk olup pişmesini ister. Anladım onun patlıcan için. Patlıcan biraz önce pişme süresi uzuyor. Anladım evet. Ondan dolayı. Yeşil biberleri doğradın. Domatesin orta göbeğini çıkarıyorsun. Evet bu sert. Sert olduğu için lezzetini kaçırır diye kenara aldın onu. Evet. Bunlar da aynı yöntemle ince ince gireceğim bunlara evet. Da. Küp küp doğruyorsun. Evet domatesler, biberler doğrandı. Kenarda sarımsaklar bizi bekliyor. Sarımsaklar da mı ince ince doğruyoruz? İkiye böl geç diyorsun. İkiye böldük ve yeter böyle. Acıktık ulan! Kırsın diyorsun. Evet. Sarımsaklar da doğrandı ufak ufak. Böyle boldan boldan giriyor herhalde değil mi? Sarımsak bol oldu. Oğlum bu bir tepsiye mi 100 lira dedi az önce? 100 lira bu tepsi mi? Gerçi ete bakayım. İyi. Bu işin olayı sarımsakta sarımsak, bitiyor. Sarımsak ve kuyruk bunun özellikle. Kuyruk. Abo. En son kuyruk çalışması da yapacağız. Evet. Tüm malzemeler. Bunun yanına da 8 tane pide açtım mı var ya. Üf. 4 değil 10 kişi doyarsın. Doğrandı. Artık aşıkları buluşturabiliriz. Et ve sebze birbirine geçecek. Oh mis gibi oldu. Evet başta tuz çalışması geldi. Tuzunu ekledin sen ona. Sıvı yağ. Şimdi de sıvı yağ dokunuşu. Evet. Az biraz sıvı yağ. Artık harmanlama bölümü. Evet. Bunu evde yapabiliriz lan kolay tüm mı? Tüm lezzetler iç içe girsin. Tuzu her tarafa yayılsın. Sebzeler mevzeler hepsi iyice harmanlanacak. İyice yaydın sen. Bakayım şimdi harbi 4 kişilikmiş şimdi. Benim gibi adamlar bir kişilik sayılmaz. 2,5 falan diyeceksin. Atıyorum Ahmet'le biz bunu başına otursak, biz bunu ikimiz gömsek belki doymayız bile. Bir dokunuş geliyor dedin sen. Güzel de kuyruk yağ. Kuyruk yağları da geldi. Bunu kıyma makinesinden geçirmişsin. Evet, evet, evet. Çabuk erisin diye. Süper ya, çok güzel. Bu şimdi fırına gidecek efendim. Taş fırında pişiyor değil mi? Evet, taş. Hemen fırına geçelim. Evet, taş fırına geldik arkadaşlar. Şimdi odun ateşiyle buluşacak lezzetimiz. Hoş geldiniz. Lan bu Hondacı abi değil mi ya? Erisin diye. Süper ya. Arkadaşlar. Buradaki. Şimdi odun ateşiyle buluşacak lezzetimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Kaç saat bekleyeceğiz abi? Abi bir saat. Bir saat sonra keyfini çıkaracağız diyorsun. Aynen. Tamam bekliyoruz o zaman. Hatta diye fırında. Artık tekrar buluşacağız. Evet fırından çıktı arkadaşlar. Şöyle gösterelim çok. Bir yanda bir yanmış mı bunlar biraz ya?
Çok mu kalmış? Garip geldi bir anda. Allah'ın gücüne gitmesin de. Bu da güzel piş. Bir lezzeti gitti bende ya. Biz hemen sofraya geçiyoruz. Şöyle sıcacık yanında da pideler var arkadaşlar. Bunları da alalım geçelim hemen. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Şöyle pidemden başta alacağım. Bunu böyle suyuna banmadan olmaz. Apocam biraz yaklaş istiyorsun. Yok lan belki olayı budur ya. Etinden de almak istiyorum. Şöyle kemiksiz etten başta bir alalım kendimize. Sarımsağından, yeşil biberinden, domatesinden, yağını zaten dibinde görüyorsun. Baba buna bir de 10 tane yumurta kırsan var ya efsane olur. Menemen Bilis miydi? Neydi lan mekanın, ilçenin adı? Arkadaşlar asıl lezzet orada. Şuradan aldım kendime. Şöyle afiyetle tüketiyorum. 4 kişi... Bileri patlatalım. Bunu ben tek başıma yerim ya. Bu... Muhteşem bir şey ya. Böyle taş fırın lezzetlerine bayılıyorum zaten ben. Özellikle bunun böyle lezzetini ikiye üçe katlayan şey sarımsak bence. Altını çiziyorum. Bence buraya mutlaka gelin. Bu lezzeti kaçırmayın derim. Normal mideye sahip iki kişi de yer bunu. Olmaz güzel. Bir saatte yemeğiniz çıkıyor. Önden siparişini verirsiniz. Bir saat sonra gelirsiniz, oturursunuz. Afiyetle tüketirsiniz bunu. Yalnız ayrana bak yandaki. Koymuşlar ayranı. Biz bunun böyle keyfini çıkaralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Meşhur Adana kebapçısı neydi burası? Ahmet Usta. Defalarca söyle. Ulan Adıyaman'dasınız ya, karıştırmayın. Ben de özellikle mesela Instagram'da sordum. Mutlaka ama mutlaka. Şet kafası var. Mutlaka gitmelisin dediler. Dolu dolu bir masa. Ha RR'den 6 kişi yer. Dediler. Ben de ne yapacağım? İçeri gireceğim. Evet, Adana kebap söyleyeceğim. Ciğer söyleyeceğim. Bir yer yandan da kuşbaşı söyleyeceğim. Yumuşacık pamuk gibi oluyor. Açım. Hemen içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanımda Ali Ustam var. Nasılsın Ali Ustam? Akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel güzel bir lezzetli bir kuşbaşı karışık Adana kebabı yedirelim. Muhteşemsin. Şöyle bu neresi oluyor hayvanın? Kuzu etinin sırt tarafı, yalnız süper, kemiksiz tarafı. Böyle yakından bir göstereyim. Yumuşacık olduğu her halinden belli zaten. Şöyle bir atalım. Ortaya kuyruk yağlarını eklemişsin zaten. Evet. Önce sen tuzlama çalışması yapıyorsun. Evet, tuzunu atalım. Onu abi etin olayı tuz ya. Terbiye ediyorsun böyle bir. Boz biberi de girdi. Süper. Başka bir şey girecek mi buna? Yok. Başka bir şey başka eklemiyorsun şey değil mi? Eklemiyoruz. Bu şekilde ocağa direkt aynen atıyorsun. Göz ateşiyle buluştu. Bunun yanında biz karışık bir şeyler söyleyeceğiz demiştim arkadaşlar. Bunun yanında Adana ve ciğer de alacağız. Evet. Şimdi kuzu ciğerler. Kuzu evet ciğerlere de bir şey yapıyorsun herhalde. Evet. Sen birkaç bir işlem uyguluyorsun. Buna da aynı değil mi? Olmaz. Aynen. Tuz ve toz biber. Kuzu mu bu yoksa kuzu dana ciğer mı? Kuzu ciğeri. Bize dana etimiz olmaz. Dana eti güzel girmez diyorsun buraya. Aynen. Buna vurmaz. Kuyruk yağını yine attırmışsın. Evet. Bunlar da közle buluştu. Bir Adana kebabımız kaldı. Adana evet kebapçısının zırh kıyması. Bunu zırhtan çekiyorsunuz. Evet, evet. İçerisine ne giriyor bunun? Kuzu eti, kuyruk yağı. Ki başka bir şey mi? Biber. Kapya biber katıyoruz. Çok az kapya biber dokunuşu var. Süper. Bunlar pişsin artık. Biz de sofrada bunun keyfini çıkaracağız. Evet, kebaplar pişti. Şöyle gelelim. Özel tahtada şöyle bir çektiriyorsun. Çok evet güzel gözüküyor bu arada. Hemen yanına kuşbaşı. Oh böyle sulu sulu. Mesela bu söyleyeceğim sizi rahatsız edecek ama ben bunu yerken yanına böyle mayonez sıkmayı da çok seviyorum. Mayonezi sıkacağım. Biraz böyle hardal da sıkacağım. Yani hiç yakışmıyor değil mi? Ben çok seviyorum abi o tip şeylerin yanında mayonez. Mayonezi her şeye yakıştırıyorum ben ya. Sandviç mi yaptım mesela? Hindi füme mi yiyeceğim? Mayonezli olacak mı? Yanık. Yapma deme abi. Damak tadı bu. Sana ne ya? Olur olur olur. Değil arkadaşlar bu kuyruk ya böyle bir karamelize oluyor. Onun lezzeti ayrı güzel onu söyleyeyim. Bayılıyorum ben bunlara. Lezzet bombası diyebiliriz. Kuzu hemen yanına kuzu ciğerleri geldi. Kuzu ciğer. Çok böyle sıcak ve yoğun şeyler, katı şeyler dediğimiz zaman yanında böyle ıslatıcı bir şeyler lazım bana. İşte yoğurt, mayonez, soğuk olacak mesela onlar. İşte hani içeceksiz yemek yemek gibi. Mayonez mesela ben bunu ekmeğin arasına mayonezi sıkarım. Bu ciğerleri geçerim. Bir de yeşillik koyarım. Bak yine çok güzel olur. Sos işte abi. Lan mayonez mayonez. Tamam sos mayonez adı. Ben pis boğazım ya. Nerede? Tamam. Ve artık bir sofraya geçeceğiz. Sen buna özel bir çalışma yapacağım dedin. Evet aynen. Tamam sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz sofraya geçiyoruz. Eline koluna sağlık. Görüyorsun. Evet muhteşem sunumuyla şöyle tablo gibi ya. Şunu al böyle duvara asarsın yani. Efsane gözüküyor. Şöyle önüme aldı. Şimdi çok acıktım. Elle yenir değil mi? Arkadaşlar çok özür dilerim hepimiz ya. Ben de aynı ortaktayım ve merak etmeyin. Yayını kapattıktan sonra gidip böyle bir kilo bir şey yiyemeyeceğim. Hiçbir şey yok evde. Su içeceğim. Bak 1,5 litre su içtim açlıktan. Et, balık, kelle. Bunlar yenir elle demişler. Şöyle soğanından da bir parça alırsın. Şöyle bir yakınlaşalım istiyorsan. Şöyle bir parça da biber ekliyorum buna. Şöyle 10 numara alırsın yaptı. Biber, bende biber olmasa yeter. Teşekkür ediyorum. Beraber yiyelim. Güzel gün yiyoruz. Öyle mi? Ahmet ustam da burada. Elinize kolunuza sağlık. Çok lezzetli. Zaten sen Adanalısın herhalde. Muhteşem. Adana lezzetlerini Adıyaman'a taşıdım diyorsun. Bir tane müşterim yok falan diyor.
Şöyle dolu dolu bir masa. Burada görüyorsun domates ezmesi var. Mevsim salatası var. Roka salatası. Sablacı salatası. Et çok güzel duruyor ama. Acılı acısı soğan var. Şöyle klasik. Bunu haşlıyor musunuz bunu? Közde mi çeviriyorsunuz? Fırında. Fırında. Süper. Bu da çok güzel. Evet, şalgamımız da geldi. Hemen şöyle kuşbaşıyla başlayalım. Şuradan alıyorum. Oo, lokum gibi. Şurada lezzet bombası. Şöyle sorayım Ahmet Ustam. Adana kebap ne kadar? 90 TL. 90 TL. Ciğerin porsiyonu ne kadar? Şiş, kaç şiş geliyor? 6 şiş 85 TL. 85 TL. Kuşbaşı? 220 gram 110 TL. O da 110 TL. Süper. Diğer dürüm yapalım arkadaşlar. Onu da böyle bir gösterelim. Böyle tablacı salatasıyla besleyeceğim bunu da. Doymadım, ben doymadım. Aynen. Şalgamı da alalım. Ya evet, çok değil mi? Böyle aşırı hani böyle Adıyaman'da ya da farklı izlediğimiz yerlerdeki ucuzluk yok. Bir tık pahalı gibi böyle. Hani yine İstanbul'a kıyasla ucuz ama... Ama mekan biraz afilli. Vallahi her şey muhteşem. Elinize kolunuza sağlık. Buranın bahçe kısmı da var. Orası da çok güzel. Hava böyle serin olmasaydı oraya geçip yiyecektim. Daha da keyifli olacaktı bence. Biz buranın keyfini çıkaralım arkadaşlar. Sonra da yemeğe devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi de pirzola yemeğe geldik. Neredeyiz abi? Şambayat'tayız. Mekanın ismi? Şambayat Hoca Bahçe Lokantası. Yumurta ve salatın ustan yeri. Süpersin, muhteşem. Hemen içeri girelim. Pirzolanın lezzetine, tadına bakalım. Ya abim bak. Abime bir anda kanım ısındı. Niye bilmiyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımda Cuma Usta var. Cuma Usta nasılsın, iyisin? Sağ olun, teşekkür ederim. Allah Allah. Etleri evet. Böyle kesiyor. Pirzolaları kesiyorsun. Evet. Böyle küçük küçük. Ama yanında da küllük var amına koyayım. Burada da küllük duruyor. Baba burada niye sigara izmaritleri var? Yapmayın gözünü seveyim. Süt süper. Evet, çok evet. Güzel. Süt kuzusu mu oluyor bunlar? Evet. Çok güzel. Kemikli yapıyorum, bir de kemiksiz varmış burada. Evet. Doğru mudur? Evet. Bu ne kemikli. Kadar porsiyonu? Kilosu 240 lira. Kilosu 240 TL. Evet. Ben biraz kemikli alacağım, biraz da kemiksiz alacağım ben. Tamam efendim. Şöyle 1,5 kişilik gibi hani. Yarım kilo. Yarım kilo ha. Tamam. Yarım kilo bana yeterli olur. Tamam. Böyle özel tahtan var senin. Burada çalışıyorsun. Evet, buradayım. Muhteşem. Tahtı ağacı var direkt. Evet. Çok keyifli oluyor. Pirzolayı da böyle dövüyorsun. Evet. Hiç acımıyorsun ona. Yok. İncecik hale getiriyorsun. Evet. Küllenmiş et. Pirzolalar hazır mı? Sadece tuz ekleniyor. Evet. Doğru mudur? Evet doğru. Başka hiçbir şey eklenmiyor. Hiç eklenmiyor abi. Bir de kemiksiz de alacağım ustam ben senden. Izgarasına şöyle usul usul ekleniyor. Kilosu... Abi umurumda olmaz. Pataküte gömerim. Ne kadar demiştin sen bunu? 240. 240 TL. Yarım kilosu 120 yapacağım. Evet, bunlar pişmeye hazır. Evet, ızgaraya atıldı. Şöyle bir yaklaşalım istiyorsan. Bunlar bir pişsin. Daha sonra afiyet ötükleyeceğiz. Hemen kemiksiz olanı da bir göstereyim. Ne dedi lan orada? Yaklaşalım istiyorsan. Bunlar bir pişsin. Daha sonra afiyet ötükleyeceğiz. Hemen kemiksiz olanları afiyetle tüketiriz dedi. Hızlı söyle. Bu da kemiksiz söyle. Olan değil evet, mi? Bu da kemiksiz olacak. Kemiği çıkaracağız yani. Galiba sigara yanıyor bir anda arkadaşlar. Kemiğini çıkaracak bunun için. Yani çünkü bak küllüğün boğumunda var bir tane. Bu da pirzola oluyor ama değil mi? Evet, aynı ızgara. Aynı kemiksiz ızgara. Hali. Evet. Başka hiçbir farkı yok. Yok. Evet, sen dedin ki bu kemiksiz. O kemiğini kenara aldı. Lokum gibi olur bu artık. Doğru mudur? Evet, olması lazım. Bunun terbiyeli halini yapıyorsun. Olması lazım. Oo, karasinekli orada. Yok. Ona yapacak bir şey yok artık. Müşteri istiyorsa anca yapıyorsunuz. Normalde evet. Yok. Dilim dilim yapıyorsunuz. Evet. Bunda dövme işlemi var mı? Var. Bunu da dövüp açacaksınız öyle yaprak gibi. Evet. Şimdi dövme işlemine geldik. Evet efendim. Etin yine böyle üzerine bir iki kere vuruyorsun zaten hemen kendiliğinden açılıyor yaprak evet. Gibi. Evet. Bunun evet. Olduğu buradan belli zaten. Evet. Aynen öyle. Sistem. Bence buraya mutlaka gelmezsiniz arkadaşlar. Yani bunu izlemesi evet, bile efendim. Keyifli bence. Evet. Bunlar da bir açılsın. Ocağa evet. Atılsın biz de afiyetle tüketelim. Evet, bunlar da böyle ızgaraya dizdi. Oo. Aynı anda çıkar herhalde değil mi? Çıkar. Bursa Büyükşehir Belediyesi yazıyor arkada. Kenara aldık arkadaşlar bu arada. Aynı anda çıksın diye sıcak sıcak hepsini tüketmek istiyoruz. Evet. İşlem bu. Kömürle buluştu. Pirzolamızı evet. Dağıtalım mı abim? Evet. Pirzolalar ufaktan pişmeye başlıyorlar arkadaşlar. Mis gibi de kokular çıkmaya başladı. Bu arada mekanın sahibi kim bilmiyorum ama bu videoyu gördüğü zaman orada külliye çok takılmıştır ya. Evet. Pirzolalar pişti mi ustam? Pişti abi pişti. Tamam. Şimdi tabak. pişti artık şunu ye. Git buradan. Ama işlemi gelecek. Şöyle gösterelim. Oo, çok güzel gözüküyor. Yanında bir şey veriyor musunuz ustam bunun? Biber pişirmişim. He, kenarda biberleri közlemişsin sen. Evet. Onları da aynı şekilde sunuyorsun. Evet. Hava da çok güzel bu arada arkadaşlar. Tam bunu böyle ne yaparsın böyle. Bunlar 2 kilo bile yersin aslında ama biz tadında bırakacağız. Biz salatamızı alırız, ayranımızı alırız. Biberler tamam. Kenarda. Tamam. Keyfini çıkar. Anlız lezzetli duruyor. Tamam, teşekkür ettik. Eline koluna sağlık. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ ol, hadi gidelim. Sofraya geçtik. Bir kenarda keyfini çıkarız. Teşekkür ettik. Eline koluna sağlık. Sağ olun. Afiyet olsun. Evet, sofraya geçtim. Şöyle bir elini getiriyorlar ya. Arkadaşlar. Taze yapıyorlar. Şöyle bir salataları var. Biberleri zaten gösterdik. Pirzolalar efsane gözüküyor. Şuna bak. Yakıp geçiyor resmen. Şöyle bir de...
Sıkıntı bence video çekmesi uğraması değil. Sürekli her adıma bir yorum yapıyor ya. Vurdun değil mi abi onu? Şimdi köşeye attın değil mi abi onu? İşte ondan sonra bunu şimdi sola alacaksın değil mi? Evet, adam bir noktadan sonra demek şey oluyor. Orkun'un da vardı böyle bir mevzusu. Ayran söyledim. Çok böyle şık bir şekilde geliyor şöyle. Her adımını söylüyor ya. Oo, bu da bak tasla yine. Ortam muazzam. Böyle güzel bir ortamda. Havada mis gibi. Çok güzel. Şöyle hemen ne yapacağız arkadaşlar? Kemiksiz olan da tadına bakalım. Çok lezzetli. Yanına böyle biber de alalım biraz. Buraya bence mutlaka gelmelisiniz. Eminim büyük keyif alacaksınız. Bu kenardaki yağlar da böyle çıtırlaşmış. Benim istediğim gibi. Şurada bir izmarit süngeri kalmış. O da ayrı bir lezzet katıyor baba. Buranın meşhur yoğurdu varmış. Şöyle bir alalım. Ne yapalım, ben de noodle yiyorum. Oo. Ne kadar bunun fiyatı? 10 TL. 10 TL'ye veriyorsunuz. Evet. Aa, çok ucuzmuş gerçekten ya. Çok da lezzetli. Arkadaşlar biz bu masanın keyfini çıkaralım. Burada çayımızı kahvemizi de içeriz. Büyük de keyif alırız. Evet arkadaşlar, şimdi de Mesut kafeye geldik. Yeter, daha ne yiyeceksin? Geldik böyle enteresan kokteyller yapan. Churchill Ömer de diyorlar aslında. Churchill Ömer. Yanına geldik diyebiliriz. İçeri girelim, hem muhabbeti güzelmiş hem de böyle farklı farklı böyle görsel şovlar yapıyor. İçeri girelim. Aa, yine şova geldik, dur bakalım. İçelim, biraz rahatlatalım mideyi. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Ömer nasılsın? İyiyim abi, siz nasılsınız? Teşekkür Hoş ederim. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Ben seni gördüm böyle, evet. Sosyal medyada gördüm böyle patlat. TikTokçu mu? Tıp geçiyorsun. Evet abi. Biz dedim Churchill'ın buraya gelmişken bir Churchill'ını yemeden içmeden tabii, yemeden diyorum. Tabii. İçmeden gitmeyelim dedim. Tamam olur. Bir böyle hazırlanışını gösterirsen tabii, bize. Hemen. Çok yemek yedik. Limonu bol, tuzu bol. Limon bol, tuz bol. Evet. Öyle mi diyorsun? Evet, anca sindirirsin. Çok güzel oluyor bardağında. Yemişsin bu aralar. Evet, limonlar ne yapıldı? Suyu sıkıldı. Şimdi ikinci aşamaya şimdi geçiyoruz dedim. Şişe dikkat ediyoruz. Süper. Muhteşem bir hızla sodalar bardaklarına dolduruluyor. Muhteşem, çok güzel. İzlemesi keyifli. Bana keyif ver. Kırdı galiba camları. Tuzla çok diyorlar. Ormanda tuzumuz çok değil. Çünkü neden? Tuz olmadan olmaz. Olmaz. O tabii, sindirim için. Evet, evet. Şart. Churchill'ın tuzsuz olayı tuz diyorsun. Tabii, limon tabii ve tuz. Künefe şekersiz olur mu? Olmaz. Churchill'da tuzsuz olmaz diyorsun. Abi, evet abi. Bak şimdi, bak. Güzel mantık. Hafiften ekledim başta. Oy 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 oy. Sodalar çılgına döndü. Bak. Süper. En son aşamada belki böyle şey yapıyoruz. Yok ya. Ciddi misin sen? Baba biraz abartmadın mı ya? Şu an içen adam kör oldu. Tansiyon falan iptal. Tansiyonumuz fırlamasın. Şey yok, fırlamaz. O dipte kalıyor. Karıştırmadığımı söyle. Tamam, sıkıntı sonra yok. Hemen ardından evet, limon çalışması. Böyle köpürtüyorsun sen evet, onları. Yoksa olmaz abi. Köpüğü çıkacak diyorsun. Evet, bol limon, evet, bol tuz. En son. Ooo, yarısı da masada. Düşmediğim bir şey. Harbi direkt tuzluğun içine dökseydi bana, amına koyayım daha iyi. Ne kadar bu? Bunun fiyatı şu anda 7 TL. Süper. Keyfini çıkaralım. Yapıştır bakayım. Oğlu bu iş. Süper. Adam öldü bak. Oğlu bu iş. Süper. Evet abi. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Süper. Gerçekten çok lezzetliydi. Teşekkür ediyorum. Afiyet eline koluna sağlık. Çok sağ olun abi. Afiyet şifa olsun. Sağ olasın. Sağ olun abi. Evet arkadaşlar, Adıyaman'da dün hastaneden sonra böyle dünyaları yedim. Böyle sabah kalktım. Dün kapanış aslında akşam yapacaktım ama bizim kameraman Apo biraz hafiften bir rahatsızlandı. Fazla yemedi. Kameraman iptal olmuş. Kaçırınca. Ne yaptık arkadaşlar? Sabah erkenden kalktık. Kendimizi Seyir Tepesi'ne attık. Adıyaman'ın en güzel yerlerinden bir tanesi diyebiliriz. Şöyle gösterelim. Adıyaman komple ayaklarının altında. Şöyle gösteriyoruz. Muazzam bir manzara eşiğinde. Şöyle kendimize dibek kahvesi söyledik. Ne yapıyoruz bu dibek kahvesiyle? Keyfimize bakacağız arkadaşlar. Bunun üzerine çayımızı da söyleriz. Buranın keyfi. Ben videodan çok keyif aldım ya. Çıkarız. Adıyaman'da çok güzel lezzetler var. Benim çok hoşuma gitti. Bir daha gelir miyim? Bir daha gelmek isterim çünkü lezzetleri gerçekten beni çok şaşırttı. Bir daha gelir miyim? Sanmıyorum. Çok güzel, çok lezzetli şeyler tuz var. Tuz çok burada iyi geldi. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Kahvemizi yudumlayarak tüm Adıyamanlılara. Evet evet, bence de biraz çökmüş. Ben de öyle gördüm. Yorulmuş. Selam söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hepiniz çok iyisiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.